Sızıntı Dergisi 2012 yılı Temmuz sayısı. Baş yazı. Ve gönüller rikkatle çarparken. Bu mübarek günler ve geceler her şeye ve herkese kendi rengini, kendi tadını ve kendi şivesini katar. Kucakladığı her şeyi yumuşatır, hülyalaştırır ve tasavvurlarımızı aşan derinliklere ulaştırır. Çarşı pazar, ev mabet, okul kışla, hemen her yerde sezilen derin bir büyü, müminlerin simalarında parıldayan uhrevilik, bakışlarından süzülen ilahilik ve bilhassa gece saatlerinde gözlerimizin içine gülen rengarenk ışıklar, bize hep bir başka buğutta yaşıyor olmanın namelerini fısıldarlar. Evlerinde, iş yerlerinde, mabetlerde gördüğümüz, karşılaştığımız her sima, hep bir vuslat yolculuğu yaşıyor gibi, yer yer aşk-ı melalle, zaman zaman da ümit ve beklentilerle dalgalanır ve bir duygu çağlayanı haline gelerek sonsuza akar. Hele gönüllerimizde ibadet-ü taat coşkusu arttıkça, her şeyi daha farklı duyma ve yaşama kabiliyetimiz de adeta köpürür ve bizi kendi ummanı içine çeker. Böyle anlarda cismani rabıtalarımız bütün zayıflar, ruhlarımız gündelik alakalarından kurtulur ve kendimizi topyekün varlığı rasat edeceğimiz bir noktaya yükselmiş sanırız. Artık ovaları obaları, dağları bayırları, içinde neşet ettiğimiz evleri, ikliminde ahirete hazırlandığımız ibadet haneleri, hasılı canlı cansız her şeyi onun ellerinden akıp gelmiş güzellikler olarak kucaklar, sever, oksijen gibi ciğerlerimize çeker ve oh deriz. Her zaman bir ışık tufanı gibi doğan bu nurlu gün ve gecelerde, müminlerin oturuş, kalkış ve umumi edalarında büyüleyen bir iman, bir marifet, bir aşk ve bir ledünnilik türlenir. İman, marifet ve aşkla beslenen ruhani hazlar, bütün maddi zevklerin ve lezzetlerin önüne çıkar. Herkes kendi irfan eksenine göre bir mukaddes ufka doğru yol almaya başlar. Bu yolda her gün kat ettiği merhalenin sonunda küçük bir vuslata ulaşır ve bu mübarek seferini adeta taçlandırır. Ruhlarını her gün böyle bir vuslat ve bütün bu vuslatların çağrıştırdığı büyük visalin hülyalarıyla besleyenler, duygularına akan güzelliklerden, İbadetlerin bağrında tomurcuklaşan ümitlerden, bütün inanmış gözlerde ve gönüllerde çağlayan manalardan elde ettikleri hazlarla ledünni bir sessizliğe gömülür. Kendilerini ötedeki buluşmanın rüyalarına salar ve füsunlu bir ırmak içinde yüzüyor gibi zaman üstülüğe açıldıklarını sanırlar. Artık ruhların aradığı haz denizine ermiş bu talihliler, her an gönül gözlerinde ayrı bir büyüyle türlenen
ledünni güzellikleri ve sevgilinin bakışlarında açılan çiçekleri, onun cemalinden akseden ışık huzmeleri gibi duyarlar. Duyar ve adeta kendilerini çeşit çeşit meyvelerle, güllerle, çiçeklerle üfül üfül esen bir bahçede bulur ve kopardıkları meyvelerin, güllerin, çiçeklerin üzerinde bir ömür boyu eşiğine baş koydukları zatın istikbalinin, ikramının sıcaklığıyla kendilerinden geçerler. Hatta burada ulaşamadıkları bazı nimetlerin, değişik bir buğutta vaat esintileri ve mükafat dalga boyuyla akıp geldiğini seziyor gibi, duygu dünyalarında rahmeti sonsuzun o derin ve ezeli şefkatiyle kucaklaştıklarını hissederler. Bu ruh haletiyle hayatı daha değişik duyar, daha içten sever, çevrelerinde onunla irtibatlandırabildikleri her şeyi rikkatle kucaklar, sevgiyle okşar ve tıpkı bir gül gibi koklarlar. Kadınlar, erkekler, gençler, ihtiyarlar, bilenler, bilmeyenler, düz insanlar, bilgeler, bu aydınlık gün ve gecelerde zariflerden zarif halleri ve incelerden ince tavırlarıyla masallarda olduğundan daha parlak bir şekilde bu mübarek zamanın manevi güzelliklerine bürünür. İnanmış olma mehabetini bir peçe gibi yüzlerine asar. Gözlerini ötelerin ışıklarıyla açar kapar. Gezdikleri her yere kendi koku ve boyalarını çalar. Duygularının derinliklerinde adeta uhrevileşir ve birer melek kesilirler. İnsan onların çehrelerinde, minarelerdeki mahyaları, sokaklardaki kandilleri, sanki onların süzülmüş bakışları, saçılmış incileri, dağılmış duyguları sanır. Sanır ve onları hayalinde ruhanileri resmettiği gibi görür. Evet, iman, aşk, arzu ve hülyaların, ümit, lezzet ve vuslatların dalgalandığı bu temiz simalar, müştak, hayran, mutlu ve sessizdirler. Ama ruhlarındaki manaları duyuran tavırları, davranışları, bakışları, her zaman çevrelerine, insanda lahutiliğin erişilmez bir buğdu gibi tecelli eder ve sezip anlayanları adeta büyüler. Bazılarımız bu aydınlık mevsimde her zamanki dar mantıklarımızdan sıyrılarak bir kutsi aleme davet edilmiş gibi kendimizi sevinç, coşku, heyecan ve ağlamaya salarız. Bazılarımız yıldızlar arasında ayla güneşle at başı bir seyahate çıktığımızı tahayyül eder ve soluklarımızın meleklerin soluklarına karıştığı zehabına kapılırız. Öyle ki gönüllerimiz olabildiğince yumuşar, gözlerimiz yaşarır, içimizde çok defa mevcudiyetlerini hissettiğimiz kör düğümler gevşer ve nefsin ukdeleri çözülür. Derken gözyaşlarımız, ruhumuzun derinliklerine sinmiş bütün problemleri önüne katar, sürükler ve vicdanlarımız, "Oh, elhamdülillah," der.
Herkes kendi gönlünü dolduran mananın enginliği ölçüsünde o ana kadar cismaniyetinin baskılarından ötürü görmeye muvaffak olamadığı bir kısım derinlikleri hissetmeye başlar. Gençler güç, kuvvet ve zindeliklerinin hakkını verme duygusuyla şahlanır. Orta yaşlılar tecrübe ve bilginin ruhlarında hasıl ettiği temkine göre daha rantabl olmaya çalışır. İhtiyarlar ebediyete, ebedi saadete ve ruhların uçuştuğu alemlere hazırlanma duygusuyla coşar. Ve herkes kalbinin gözlerini açar, sanki o ana kadar tam duyup hissedemediği kendi kaderini duyar, kendi talihiyle sevinir veya kederlenir ve kendi istikbaline yönelir. Gözleri içinde bulunduğu zamanın vaat ettikleriyle güler ve yüzü buğ buğ manalarla derinleşir. Cami ve minarelerde yükselen şeairi ilan sesleri bu umumi ahvale ayrı bir tat, ayrı bir zenginlik katar. Öyle ki artık esen rüzgardan yağan yağmura kadar her şey onun kokusuyla yüzlerimizi yalar geçer ve gönüllerimize ölümsüzlük iksiri gibi siner. Hele seher yeli, hele seher yeli, o sonsuzluktan bir nefes gibi kendini hissettirir. Ondan bir haber ve bir lütuf gibi yüreklerimizi hoplatır. Hoplatır, zira ona böylesine yöneldiğimiz bu büyülü dakikalar, iman, aşk ve ümitlerimiz sayesinde ebediyet gerçeğinin usareleri gibi gelir gönüllerimize boşalır. Ruhumuzun derinliklerinde Tuğba-i Cennet tomurcuklarını meyveye uyarır ve bizi hep kalbimizdeki cennetlerin yamaçlarında dolaştırır. Allah Celle Celaluhu her zaman güzel ve lütufkardır. Ama biz belli zaman dilimlerinde bu manayı daha bir derince hissederiz. Evet, ruhlarımızın bahar faslı sayılan bazı mevsimlerde o, kalbimizin bütün heyecanını kendine çeker. Güzelliğini, cazibesini mukavemet edilemez bir seviyede hissettirir. Ve bizi her an ayrı bir lütufla yeniden bir kere daha ihya eder. Ben bu mübarek gönüllerde, bu yolla duyulan zevk ölçüsünde başka bir zevkin bulunacağına ihtimal vermiyorum. Vermiyorum, zira bu ruhani zevk, insandaki ilahi aşk ve alaka ile, rahmeti sonsuzun ihsan dalga boyundaki teveccühlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanın aşk ve alakasının yürekten ve ebedi olması ölçüsünde, onun teveccüh ve ihsanları da sınırsız ve namütenahidir.